nasılsınız? İyi akşamlar. İyi, sağ olun siz. Teşekkür ederiz efendim. Filme geldiniz herhalde. Evet. Evet. Arkadaşlarımıza destek vermek için ve filmi de çok merak ediyoruz açıkçası. İzleyip bakalım nasıl olmuş merak ediyoruz. Bir de Damla bir sürü ödül aldı dünya çapında biliyorsunuz. Çok. En son Adana Film Festivali'ni aldı ardından. Çok ödül aldı, o yüzden biz de çok merak ediyoruz acaba nasıl oynadı. Eminim zaten çok iyi oynamıştır ama izleyelim dedik. Filmi de çok merak ediyoruz çünkü. Kuzundaki diğer filmleri izlemek fırsat oldu mu işte şampiyon müslüğün? Bayağı gidenler ağlamakta, dediler ağlamakta. Ben fırsat bulamadım açıkçası. Ben de bulamadım. Ben de bilmiyorum. Çalışmaktan. Galalarına da gidemedik yine yoğunlukta. Ama ilk fırsatta izleyeceğiz. Türk filmlerinin böyle drama konusunda özellikle iyi gişeler yapıyor olması memnun ediyor bizi. İşte Türk filmlerinden bahsettik. Bir de dizimiz vardı. Şimdi Netflix'te başladı. Hakan. Onu nasıl izleme fırsatı? Herkesin izlemesi gerekiyor. Global bir platformda çok başarılı bir Türk oyuncu, Türk senarist, Türk ekibi, Türk prodüksiyonu. Herkesin izleyip birbirine anlatması ve desteklemesi gerekiyor. Çünkü ilk defa bizim olan bir şeyi global anlamda bir platforma koyduk. Gurur duyuyorum açıkçası. Desteklemek lazım arkadaşlar. Emeği olan herkese tebrik etmek lazım. İzleyemedik, onu da izleyeceğiz ilk fırsatta. 2018 sizin için nasıl geçti efendim? Yani, nazarımız da çok iyiydi. Bizim için en güzel yıllardan bir tanesiydi. Yani böyle olmasını ümit ediyoruz. Devam edecek diye de biliyoruz zaten. 2019'da efendim beraber yapacaksınız. Projeler devam edecek. Yani zaten hali hazırda başladığımız bir proje var. Devam ediyor. Yapmak istediklerimiz de var. Neslihan biraz dinlenmek istiyor bu ara ama. Evet. 2019'da değişir mi fikri bilmiyorum. Ama ben çalışıyorum. 2019'da yayına girecek. 2019 umarım bütün ülkeye, bütün ülke insanlarına daha iyi gelir. Umarız. Projeden bahsetmek ister misiniz? Adı Vuslat. A23 Medya'nın TRT ekranlarında yayınlanacak. 7 Ocak Pazartesi diye açıkladık. Biz çok beğendik okuduğumuz zaman. Oynarken de çok keyif alıyoruz. Vuslat güzel bir aşk, aşık ve maşuk hikayesi. Hem zahiren batın anlamda çok güzel anlamlar taşıyan bir hikaye. Umarım izleyiciye bu anlamda bunu geçirebiliriz. Kast nasıl efendim? Kast iyi. Yani hem setteki ortamlık, hem setteki arkadaşlık ortamı iyi. Hem de herkesin bu zamana kadar getirdiği kariyeri çok iyi. Çok başarılı insanlar. Hepsiyle beraber olduğum için çok memnunum. Hem partnerim hem diğer partnerlerimle çalışmaktan çok memnunum açıkçası. Biz sizi el ele gördük zaten de işte haberler gerçekten. El ele gördükten sonra niye soruyorsunuz yani o zaman? 2019'da dinlenecek dediniz ama bir müjdeli haber gelir mi 2019'da, var mı düşündüğünüz? Müjdeden kast çocuk hemen sonuna evet. Yapıştırdı. Yani her şeyin bir zamanı dünyanın var. Dünyanın en kritik sorusunu sordular bize basın olarak. Çok düşündüler bunun üzerine ve sonunda soruyorlar bize. Umuyoruz yani bakalım her şeyin en güzel zamanında olmasını